Meltem Gelin'in mutfağı spor tarzıyla öne çıkıyor. Beyaz leke mutfak dolaplarında gümüş rengi kulplar tercih edilmiş. Beyaz tezgah ve siyah ara fayanslar şık bir kontrast oluşturmuş. Yemek alanı masif ahşap masa ve metal sandalyelerle sade ve şık. Son olarak beyaz plise perdeleri mutfağa çok yakıştırdığımızı belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Meltem'e bırakıyoruz. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Benim direkt mutfağa girer girmez dikkatimi çeken şey avizeydi. Benim avizeme Nasrettin Hoca'nın avizesi dedin. Nasrettin Hoca'nın tesbihinden, boncuğundan oluşmuş bir avize dedin. Senin avizen bile yok. Oraya bir tane kare şeyi almışsın, yapıştırmışsın tavana. Berbat duruyor, hiç beğenmedim. Benim en azından bir avizem vardı. Mutfak dolaplarını beğendim, uyumunu beğendim, Ankara streni beğendim, beyaz eşyalarını beğendim. Toplam üçünü ne kadar aldın? 65 buzdolabı. TL civarında hepsini beraber. Ha, hepsi böyle. Evet. Avize için ne diyeceksin? Mutfakta göz yoran şeyleri görmek istemediğim için daha sade bir şey kullandım. Yorumuna saygı duyuyorum ama ben öyle tercih ettim. Teşekkürler. Ben de halın hakkında bir şey söylemek istiyorum. Fayansların nasıl diyeyim, yani mermer desen var. Hem siyah beyaz halın daha düz bir şey tercih edebilirdin. İkisi fazla göz yoruyor bence. Masan da buraya biraz spor kaçmış. Bu dolabı yaptırmak yerine bunları koyabileceğin bir dolap alıp masanı da daha küçük tercih edip burayı daha kullanışlı bir alan haline getirebilirdin. Bence gayet güzel. Halın da aynı şekilde. Gayet sade bir halı. Yok hani hiç desen olmayacak. Tamamen düz bir halı olsa daha iyi olurdu. Belki tercih edilebilirdin, onu söylüyorsun. Evet. Burası senin olduğu için mesela burayı şey yapabilirdin. Komple boydan boya dolap yapıp, köşesini kahve köşesi yapıp. O zaman da, o zaman çok da bir masa için alan kalmıyordu. Biz vaktimizi daha çok mutfakta geçirdiğimiz için rahat rahat hani kullanmak istediğimiz için öyle tercih ettik. Ama saygı duyuyorum size de. Eskiden ranzalar vardı hani böyle, hatırlıyor musun? Bu beyaz şey tam olarak raf, bu da masada tam böyle yatak gibi olmuş, yani ranza gibi durmuş. Hani sanki üst tarafta başka bir yatak var, alt tarafta başka bir yatak var gibi duruyor. Bir de şu kahve makinesini sanki buraya alsak daha uyumlu olur gibi. Yani bak, istersen gösterebilirim. Tabii. Yani burada böyle biraz şey durmuş, garip durmuş. Bak böyle daha en azından ahşabı uyumlu, bunları alıp buraya da dizebilirsin. En azından bunu kapatıp ranza görüntüsünü de kaldırırsın. Evet, masa daha kullanışlı hale gelir. Şöyle, masada hani yemek falan yiyoruz ya, daha rahat etmek için boş bırakmayı tercih ettim. Rafa koydum malzemelerimi. Aa, bir şey söyleyeceğim. Son bu şey değil mi? Nasrettin Hoca'nın kasketi gibi bir şey. Değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Yani şapkasına benziyorsun. Tam da Nasrettin Hoca diyordun zaten. Ah, sana Nasrettin Hoca, evin her yerinde de zaten maşallah. Kendisi de meğersem çok sevdiği için sürekli Nasrettin Hoca'dan bahsediyormuş. Evet, kesinlikle. Oo, içi de bayağı karışıkmış yani. Bunu erzak olarak kullanıyorsan neden burada tüpün yanında? Yağlanmıyor mu? Yağlanmıyor. Gayet temiz kullandığım için mutfağımı. Yüzden... İçi de bayağı karışıkmış. Peki bunun fiyatı nedir? Bu ikisinin daha doğrusu. İkisini 1000 TL civarında almıştım galiba. 1000 TL'ye almıştım. Masanın fiyatını öğrenebilir miyim? Masanın fiyatı 2500 TL. Sandalyelerin... Sandalyelerle beraber. Şu harika görünen dümdüz avizenin fiyatı nedir? 1500 TL. 1500 TL. Evet. 1500 TL bağıra bağıra gitmiş. Dün de zaten sen kendin benim mutfağımı terk etmiştin. Bugün de ben senin mutfağını terk etmek istiyorum. Dış ses, ben çıkabilir miyim? Şenurcuğum, Tuğba ile birlikte sen de çıkacak mısın? Evet, dış ses. Meltem, o zaman diğer misafirlerini çağıralım mı? Ne dersin? Gelsinler dış ses. Mutfaktaki asılı olan o şeye 1500 TL vermişsin. Bir de üstüne yanmıyordu. Ne faydası var ki? Kızlar hoş geldiniz. Mutfağım hoş için yorumlarınızı bekliyorum. Önce ben başlayayım yorumuma. Mutfağım bana çok karanlık geldi. Resmen bugün ışıklarımı aydınlattım ben burayı. Çok karanlık yani, fayanslar siyah, yerdeki fayansların siyah, şeritler siyah, bir de gri ton var. Gerçekten çok boğuldum ama nadir olarak güzel parçalar ama çok siyah. Hani ışıklarımı ben aydınlatıyorum şu an burayı. Halın çok karışık. Yani bu kadar siyah, bu kadar gri ile alacalı bir halı hiç uyduramadım. Daha düz bir şey olabilirdi yani. Ya beyaz ya da düz bir renk. Daha ekru gibi. Bunu beğenmedim. Bir de çok siyah. O beni çok boğdu. Bir de burası senin evinde değil mi? Doğru, benim. Yani kendi evinde daha fazla değişik şey yapabilirdin diye düşünüyorum. 4 aydır buradayım. Yeni geçtik hani. Ben geldiğimde zaten böyleydi. Belki daha sonra değişiklikler yapabilirim ama şu an için memnunum. Yok. Böyle kullanıyorum. Bu çiviler
çok gözüküyor burada. Neden böyle hani? Evet, o konuyla ilgili haklısın. Oraya şey olamadım. Aslında kahve makinesi oradaydı ama onlarla kapatmaya çalıştım. Kahve makinesi siz masada hep içiyorsunuz galiba, o yüzden mi aşağıda? Yok, biraz önce Tuğba oraya koydu. Ha, buraya orada daha gördüm. İyi durduğunu söyledi kendisi. Tuğba, buradan sana sesleniyorum. Acayip zevksizsin. Bunun burada ne işi var yani masanın üzerinde? Hiç de uyum sağlamamış. Merve Nurcuğum, fazla ışık sana ağır geldi sanırım. Trafodan beynin yandı. Uyum sağladığını düşünmüyorum şu an burada. Burada da sağlamazdı gerçi de. O da öyle bir şey bulmaya çalışmış kendince. Öncelikle bir uyum yakalamaya çalışmışsınız. Hani mutfağı yaptırmamışsın ama kulpları değişebilirdin bence. Daha modern bir kulp buraya gidebilirdi. Mesela musluk gibi mat siyah olabilirdi. Belki bu kadar gri ön plana çıkmazdı. Bir de hani her şey çok uyumlu dursa bile ben bunun rengini beğenemedim uyum olarak. Çünkü sandalyen siyah. Metalli ya da yerdeki desen olabilirdi. Oradaki farklı desen, yerdeki farklı desen, bu farklı desen. Çok bu göz önüne çıkıyor, çok boğdu beni. Ama genel olarak ben siyah sevdiğim için mutfağını beğendim. Tuğba hakkında yorum yapmıştın. Ben de senin pinisli tüllerini beğenmedim. Orası da burayı çok kapatmış bence. Hani daha güzel bir tül olabilirdi bence, düz olabilirdi. Beyaz halıyla uydurmak için ben farklı bir şey deneyebilirdim. Ben mutfakta daha çok pinisli perdelerden hoşlanıyorum. Daha bana temiz geliyor. Tül kullanmaktansa onu kullanmayı tercih ediyorum. Ayrıca Tuğba'nın perdesi salondaydı, benimkisi mutfakta. Bence mutfağa daha çok yakışıyor. Ben Tuğba'da da bu tarzı beğenmemiştim, fon perde olabilir demiştim. Senin mutfağına bence fon olmaz da halıyla uydurabileceğin bir tül olabilirdi, daha bütünlük olurdu. Genel olarak dediğim gibi hani küçük detaylar var ama mesela burası da çok katlı katlı durmuş, 3-4 kat gibi böyle baktığın zaman çok katlı durmuş. Şöyle, mutfak eşyalarım biraz fazla olduğu için onları toparlamak için böyle bir şey tercih ettim. Peki kızlar buna yorum yaptı mı? Çünkü mesela ben de demiştim mutfak eşyalarım fazla diye farklı bir dolap yaptırdım. Oraya koyma, şuraya koyma demişlerdi. Hani onu ben yatak odasına koyamam. Burada da çok fazla raf var diye söylediler mi? Nurcuğum, yani sen şimdi kendi evindeki dolapla kıyasla mı bunu? Ve ayrıca sana ne yani bundan ki? Hayır, herkes bu ev sahibine karışabilir. Beğenmezsin, beğenmezsin yani. O zaman eleştirmeyin, ev sahibi beğendi diye. Bak burada 3 farklı, 4 farklı şeyiniz koymuyoruz. Benim dolapta 3 tane de vardı. 3 gün aynı dolabı gördüm. Canım, seninki farklıydı. Tamam, ben beğenmediğimi söyledim. Yoksa genel olarak bütünlüğünü beğendim. Bütünlüğünü beğendim. Asıl sana pes, beğenmedim diyorsun, sonra diyorsun küçük eşyalarını koymuş buraya kız ya. Sen aldın, rica yaptılar mı? Bu ne oluyor peki? Pardon da bu almış, ev aletlerini koymuş genel olarak yani. Hoş bir görüntü olmasa da yorum yapmadım. Tuba senin kadar da berbat değil yani burası şimdi. Evet, o zaman sahibin evime karışamaz yani. Ya da evime karışamaz. Ev sahibi Allah beğenmiş Allah. Yapmış diyorsun. Ev tamam sahibi bak, ya bu kirada değil ya, anladın mı? Burada nasıl yemek yiyorsun? Kafanızı buraya vurmuyor musunuz? Yani ne kadar tehlikeli olmuş, kötü olmuş, hiç yakıştıramadım diyebilirsin. Sen yani yapsaydın o yorumu. Kendi dolabına kıyaslayamazsın yani sen bunu şimdi. Ben burada kendimle mi kıyasladım dedim ki, yorum yaptılar mı? Çok katlı dediler mi? Ya da züccaciye dediler mi? 3 gündür züccaciye muhabbeti dönüyor, farkında mısın? Tamam da bu züccaciye gibi değil ki. Dediler mi diye soruyorum zaten. Züccaciye ben gibi değil, bence 3 parça bir şey koymuş. Çay makinesini falan da buraya ekleseydi o zaman derdin ki orada züccaciye bu ne böyle, her şeyi buraya dizmişsin, satacak mısın bunu hani? Satışa falan mı koyuyorsun diye dersin. Ama 3 parça bir şey koymuş yani, göz yormuyor. Sen de gördün. Evet, çirkin duruyor. Sana ne, göreceksin gelince zaten. Sana ne değil, eleştirmeye Allah geldik, yorum yapmaya geldik. Güzeli beğeniyorum, ben beğendim mutfağı dedim. Canım sen eleştirme dedim. Kendinden sen dedin ki çok karanlık, bence karanlık bir bembeyaz dolaplar tamam, var yani. Kavga etmeyin. Sen bu perdeyi ne kadar yaptırdın onu merak etmiştim. 2250 TL'ye yaptırmıştım. Yanlış. Halın ne kadar peki? 1800. Burak ne kadar? Onu kayınpederim yaptı. Hanımlar, yorumlarınız bitti mi? Evet, bitti. Meltem, raflarını yaptırırken bu kadar tartışmaya neden olacağını tahmin etmiş miydin? Şoktayım Dizses. Ben de şoktayım gerçekten. Senin hakkını şurada ben savundum gibi bir şey oldu. Sen savunmadın, sen beğenmedin dedi. Ben sadece oraya yorum yaptım, beğendim dedim. Kulplar mutlar küçük detaylar dedim. Gerçekten de beğendim. Puanmadı, ona göre yansıtırım ya da konuşurum. Tartışmaya yine başlamadan en iyisi haftanın ödüllü oyununu oynamaya gidelim. Meltemciğim, iddialı mısın? İddialıyım Dizses. Hadi o zaman Şennur'u geçecek misin? Gidip görelim. İnşallah. Bir tek perde beni rahatsız etti ama diğer türlü mutfak çok güzeldi. Meltem gelinimizin mutfağı inanılmaz basattı. Dolapların rengiyle masanın rengi inanılmaz kötü, uyumsuzluk içerisindeydi. O halı neydi orada anlamadım. Kapkara bir mutfağın içine girdim. Kendi ev olmasına rağmen daha güzel bir mutfakla karşılaşabilirdim.